Emsal İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı başlıyor. Değerli izleyiciler, şu an Gaziantep'e 10 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz. Burası Çaybaşı Besti Organizesi. Burada ne işimiz var Arzu? Burada biz biliyorsun Mola Saati ekibi olarak Lezzet Avı'na çıktık. Lezzet Avı'nda da hani biliyorsun biz böyle etleri yiyoruz. Ama bu etler nereden geliyor? Nerede besleniyor? Nasıl besleniyor? Peki nasıl bir çaba sarf ediliyor? Bunu bence bizzat bir çiftliğe gidelim. Bu çiftlikte bize ustalarımız bize anlatsınlar. Bakalım hayvanları nasıl yetiştiriyorlar. Ama koyun, kuzu, güve. Bunları kim yetiştiriyor? Tabii ki Güven Kasap yapıyor. Güven Kasap. Adı gibi Cuma Güven. Cumali abinin yanına girelim bakalım. Ondan Türk doktorlarını öğrenelim diyoruz. Gastronomi lezzetleri bakalım nerede üretim yapılıyormuş. Bunu hep birlikte görelim. Değerli izleyiciler, şu an kapının başındayız. Burada ne işimiz var Arzu? Film çekmeye gelmedik Ali. İçeride adaklı kurbanlı koyunlar var sevgili izleyiciler. Bakalım İçeride neler o lezzetlerin var, nasıl neler yetişeceğini göreceğiz. Şimdi Arzu, bir topluluğun gir. İçine gireceğiz Ali. Bu topluluk nasıl bir topluluk? Gel, bu Mustafa, gir. Metin gel. Mustafa, Metin i̇şte hadi içeri gel. Bu topluluk böyle bir topluluk oluyor. İşte sevgili izleyiciler, adaklı kurbanlı Güven Kasap'ın çiftliğindeyiz. Arzu. Gayet de misafirperverle öyle görüyorsun. Hepsi ayağa kalktı. Maşallah bayağı da bakımlılar öyle görüyorsun. Bak. Gel. Aman. Merhaba. Merhaba, nasıl gidiyor araba? İyi gidiyor. İşte şimdi bakacağız. Arzu bakalım. Evet. Hadi istersen fazla yormayalım. Bırakalım. Yalnız burada herhalde sadece kurban olarak var. Yani yalnız onlar misafirperver davrandılar ama Ali Bey hiç o kadar da... Değil. Değil. Yani öyle davranmadı. Piri ustası Cumali abimizle birlikteyiz. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Ali Bey? Çok güzel. Cumali Bey, biz nasıl bir yere geldik? Nasıl bir yere geldiniz? Gaziantep'in Gözde, Gözbebeğine, Besti Organizesi'nde, Besti Çiftliği'nde, Güven Kasap'ın çiftliğinde. Besli değil mi? Besli. Besli. Ben Besli diyorum, Adıyaman Besli zannediyorum. Yok, Besli Organizesi. Ha, Besli. Hani Çaybaşı, Gaziantep Çaybaşı, Besli, hani hayvan pazarının yeni olmuş bölgesine organize koydular adına. Besli Organize Bölgesi. Anladım. Ama insanların özellikle buraya gelmesine gerek yok. Gerek yok tabii. Şimdi şehrin içerisinde. Önce siz bir tanıyalım. Evet. Burada neler yapıyorsunuz? Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz sizi tanıyalım. Yani. Ali Bey, ben Cumali Güven, Güven Kasap'ın sahibi. Bu firmanın yetkili kişisi. Cumali Güven. Bu mesleği 25 yıldır belli yapıyorum. 25 yıldır belli adak işinden ve kurban işinden uğraşan, işine adapte olan, işini seven Cumali Güven olarak. Abi az önce bir şey söylediniz. Ben az önce dedim ki hep parfüm kokusu alıyoruz. Biraz da hayvan kokusu alıyoruz. Hayvan kokusu. Ve Cumali Bey öyle bir şey söyledi ki tekrar söyler misiniz? Ya tabii bu hayvan kokusunu biraz aldığın zaman hastalanman kolay kolay. Dur adama. Neden hastalanıyorsun? Ben şöyle yapayım. Derin bir nefes alayım. Aynen. Ne güzelmiş ya. Ve bizim çiftliğimiz temiz, hijyenik. Evet, tabii, hani her an bir pis, aşırı koku yok. Yalnızca hayvan kokusu var. Bunda hayvan kokusu da gerçekten çok bakımlılar. Yani öyle olmak zorunda. Şu anda ben bunu nasıl evimde yiyorsam, yetiştiriyorsam bir hayvanı halkıma bizzat birebir. Şimdi şu hayvan 4 aydan belli Besti'de. Daha bunun 3 ay dolma süresi var. Normalde 4 ayda Antep genelinde 4 ay Besti yapıp kesiyorlar. Ben 7 ay yapıyorum. Yeah.
Şimdi burası da ağır bölümü. Ali ne yapmaya çalışıyorsun? Vallahi bilmiyorum. Sen yakaladın ne ben. Ne yapıyorsun? Şimdi yakaladım. Şimdi. Yalnız hayvana işkence yapıyorsun. İşkence yapıyorsun. Yapma böyle. Gerçekten yapma. Ne böyle yap? Ne böyle yapıyorsun? Abi bu bölümde ne oluyor? Şu anda sen benim çırağım olsan, elemanım olsan ben seni burada koymamızda. Yani. Cumali Bey şevkle işini yapıyor ve aynı zamanda incitmeden yapıyor. Ama sen şu anda mahvediyorsun. Ben savaşıyorum ya. Bilmiyorum ben. Abi bu bölümde ne oluyor? Bu bölümde ağrı. Ağrı'nın koyunu. Bu ağrı koyunu. Ağrı'nın yüksek ova. Hani dedemiz yüksek ova koyunu. Etin lezzetleri farklı oluyor değil mi? Mesela Van olsun, ağrı olsun. Tabii, ne bileyim farklı yerler olsun değil mi? Van'la hemen hemen eşdeğer de. Bu mor olduğu için biraz da eti farklı oluyor. Morla beyazın eti farklı Sizin oluyor. Sizin tercihiniz hangisi? Ben evime kessem mor kesiyorum. Mor keserim. Evet. Dur ben sana mor alayım. Biz de mor keselim o zaman. Lezzeti daha farklı oluyor. Ama halkımız bunu moru... Cumali Bey şimdi öyle yani oluyor mu oluyor öyle olmuyor bunlar. Şöyle bir mangal yapmalısınız. Tabii bir de duydum ki sizin böyle bağ evleriniz varmış. Evet var. Yan tarafımız bahçeli. Yalnız öyle bir gaf yaptım ki biz mangal istiyoruz. Mangal istiyorsunuz. Tabii bizim burada şu anda çay başında besni organizasyonunda hayvan besleme ahırımın yan tarafında İreliğe dönüş kesimhane de yaptım hani dükkan olarak halka Gaziantep halkına. Şimdi bu 5 yıl sonra 3 yıl sonra 10 yıl sonra Gaziantep halkı bu tarafa yönelecek. Adaklı kurbanlık almak için. Bu tarafa yöneldiği için ben de bir dönüm üzerine bahçeli, ağaçlı, yeşilli, sulu yer yaptım. Gaziantep halkı bir adak kesmeye geldiğinde, bir kurbanlık kesmeye geldiğinde mangallarımız var. Kendi doğal doğal ormanda kendini hissedermiş gibi. Evet. Nasıl? Yani şu kuzuyu, koyunu 7 dakikada teslim ediyorsunuz. Tabii. Nasıl yapıyorsun abi? Abi bu yanlış duymadınız. 7 dakikada Güven Kasabı özel Cumali abimiz kesiyor, parçalıyor, pişiriyor, yani, eve gönderiyorsunuz. Bu işini severek ve tecrübe olarak bir de yılların vermiş olduğu tecrübeyle 7 dakikada kesip parçalıp poşetip teslim edip veriliyor. Cumali abi 4 katlı bir yerin en üst katında mıyız şu an? Şu anda 3. katındayız. 3. katında maşallah. Şimdi bu bölümde ne var abi? 3. 4. var mı? Var evet. Şut kapıya. Şöyle gidiyoruz. Bu bölümde danalarımız var, düvelerimiz var. Dana ve düve. Ha. Evet. Of 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 bismillah. Bu taraf daha bir koyun bölümü ama buradan koyun bölümünde kolay geçmemiz için. Yok, kara koyunlar bunlar. Bu taraf bunlar da dişi koyun. Hani Antep halkı biraz bütçesi yetmiyor. Korkutmayalım şöyle fazla gitmeyelim üzerlerine. Dişi koyun bunlar hani bütçesi kısıtlı olan biraz fiyat konusunda düşük olduğu için yani biraz daha uygun olduğu için bundan da biz bu besini yapıyoruz. Böyle sır kapısı gibi bir şey oldu. Kapıdan kapıya gidiyoruz maşallah. Maşallah. Oo işte şimdi büyük başlarımızın yanına geldik. Bu tarafa çekiyor. Şöyle. Geniş ailelerimiz için özellikle kurban. Şimdi düve bunlar, nedir? Düve. Düve. Şöyle Arzu bir arkaya geliyor zaten. Düve nedir? Dana nedir? Yani düve, buradan izleyicilerimize anlatalım. Hani dananın dişisine doğurmamışına düve denir. Doğurmamış olanına. Besti de hani bunun eti, düven eti daha lezzet olur. Danaya göre yumuşak olur. Deve var. Deve, adaklık deve. Arzu cesaret örneği gösteriyor. Şu an Arzu... Bence işte bu şeyin hatalı bir giriş ama bir şey yapmıyor değil mi? Yok bir şey yapmıyor. Kurban, adaklık. Sen neredesin şimdi? Bu hangi şeye benziyor? Bir şey yapmıyor. Vallahi güzel değil mi? Allah! Sevgili izleyiciler, Güven Kasap'ta gördüğünüz gibi sadece düve, koyun değil, aynı zamanda burada deve adağı da yapılıyor. Tabi bu istisnai bir durum. Herkes yapmıyordur değil mi Arzu? Burası Gaziantep'te gerçekten bir ilk çünkü küçük baş hayvan olmak üzere büyük baş hayvanları da büyük geniş ailelerimizi aynı zamanda iş yerlerimizi
restoranlarımıza gidiyor. Tabii hijyenik, temiz bir ortamda kesimi yapılıyor. Üretimi de kesimi de kendileri yapıyor. Aman abi, bence geri gel. Abi gel, bunun hakkında biraz bilgi alalım senden. Gel abi gel. Burada normalde koyun, kuzu, dana, düve her şeyi gördük. Deveyi evet, defa gördük. Deve Gaziantep'te hep ilkleri başaran Güven Kasap. Gaziantep'te hep Türkiye'de. Arzu. Antep'te. Şunu belirtmek istiyorum. Bir şey yapmaz. Ama sağ ol. Bunu isteyen oluyor mu deve istiyor? Tabii. Çok şimdi, istisna değil mi? İstisna çok bu özel, özele geçiyor. Bu özele geçiyor. Şimdi Gaziantep'te deve diye bir şey yok. Antep halkı. Deve nesli tükendiği için devemiz şu anda nesli az olduğu için anlıyor yalnız abi. Tabii. Yaklaşıyor. Evet. Anlıyor sana yaklaşıyor. O yüzden seviyor tabii. 7/24. 7/24 telefon kadar açız. Sınırı yok, kısıtlaması yok. Antep halkı bunu biliyor. Gece saat 3'te, 5'te, 7'de götürdüğümüz gece yani götürdüğümüz çok oluyor. Adam kız almış, gelin almış. Örnek diyelim İstanbul'dan Antep'e getirmiş. O sevinçle gece yarısı saat 4'te evine ulaşmış. Evin önünden bir kan akıdığında gelinim içeri girsin. Veya haçtan geliyor. Gece yarısı saat 3'te Antep'e. Evet. 7/24'ümüz buradan yani. Sıkıntı yok. Saat. Telefonumuz 24 saat. Açık 24 saat ulaşabilirler. Allah razı olsun. Kesmeye vekil ettin mi abi? Evet sevgili izleyiciler, süreyi tutuyoruz. 7 dakika süresi var. Güven Kasap'ta 7 dakika süremiz başlıyor. Ustamız bakalım bize nasıl bir sonuç çıkaracak. Bakalım 7 dakika süresi içerisinde bitirebilecek mi, bitiremeyecek mi? Güven Kasap'ta biter mi, bitmez mi? Ben de merak ediyorum. Bence bitmez gibi geliyor ama inşallah yanılırım. Ramazan Usta, 3 dakika 15 saniye oldu. Yetiştirebileceğine inanıyor mu, inanmıyor? Normalde 2,5 dakika sürüyor benim bir koyunu kesip parçalamam, 3 dakika en fazla. 3 dakika, evet. Süper. İçinin parçalanması falan da sürüyor değil mi? Evet. Bilemedin, 4 dakika en fazla. Abi sen bıçağı var ya, öyle bir kullanıyorsun ki inanılmaz. Bıçağımı yetişemem bıçağıma. Allah Allah ya. Ben şoktayım sevgili izleyiciler. Bu parçalanmayacağı için, yemeğin soyulacağı için 7 dakikayı geçer. 7 dakikayı geçer. Evet, ama bunun kemiği soyulur. Normalde en fazla 5 dakika. 5 dakika, anladım. Ramazan Usta son sürat devam ediyoruz değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilerliyor. Süremiz 5 dakika 30 saniye. Metin göster abi. 5 dakika 30 saniye. Gördüğünüz gibi kes, parçala, işle, pişir işlemi için Ramazan Usta süratli bir şekilde çalışıyor. Vallahi Ramazan Usta, ben bu kadar beklemiyordum. Vallahi bu kadar beklemiyordum. İnanamıyorum. Ben biraz geriye gideyim. İnanamıyorum gerçekten. Bu kadar sürede tamamlanır mı? Tamamlanırmış. İşte gördüğünüz gibi 6 dakika 1 saniyede Ramazan Usta işlemi bitirdi. Bu aşamadan sonra herkese afiyet olsun. Önce neden burayı tercih ediyorsunuz? Temiz olduğu için sürekli buradan alıyoruz koyunu. Bir de etin lezzeti önemli. Evet, önemli. Evet, yetiştirdiği evet. Yer önemli. Tanıdık olduğu için, tabii, yabancı bir yere gitmediğimiz tabii, için. Tabii yani artık etin lezzetinin evet. Sıra yabancı evet. Olması önemli. Evet, tanıdık süre olduğu için. Süre olarak 7 dakika tuttun mu? 5 dakika tuttum ben. 5 dakika? Evet. Yine zindan.
başıma. Gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Siirt lezzetlerinin yanı sıra sevgili izleyiciler, bir taraftan biryan kebabı hazırlanıyor, bir taraftan olsun Siirt perde pilavı. Şimdi burada aslında Siirt lezzetlerinin haricinde tabii kebap lezzetleri de var. Buranın kebapları daha farklı. Nasıl farklı sorarsanız, çünkü zırh kıyması. Değil mi Barış Usta? Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin diyorum. Bize Barış Büryan'da kebap lezzeti sunuyorsunuz. Tabii Siirt lezzetlerinin yanı sıra. Biraz da kebapla ilgili bugün ne hatırlayacaksınız bize? Bize has olan kuzu boşluğundan yapmış olduğumuz kebapları sunacağız size. Kebapları sunacaksınız. Evet. Özellikle zırh kıymasını bayağı bir övüyorlar size. Evet, zırh kıymasının özelliği ilk önce hayvanın Güneydoğu, Siirt Doğu tarafında yetişip kuzu şeklinde olmalı. Evet. Ve şöyle gördüğünüz gibi kuzunun boşluğundan yaptığımız. Kuzunun boşluğundan yapmış. Tabii boşluğundan özellikle çekip ve kuyruğundan çekip kuyruğuyla birlikte bu şekilde karttığımız kıymayı zırhımızla çekiyoruz. Zırhla çekiyoruz. Evet. O zaman şöyle yapalım, bize gerçi burada kuşbaşı lezzeti olsun, ciğer olsun, farklı lezzetler sunuyorsun. Yani tabii, Siirt tabii. Lezzetleri yok sadece Barış Büryan'da, tabii, onu tabii. Söyleyelim. Biz o zaman senden özellikle şey istiyorum, beni vazgeçirmezim, zırh kıyması istiyorum. Ama zırh da olacak, makine tabii, istemiyorum, tabii, söylüyorum. Tabii. Zırhın zaten özelliği odur, zırhın verdiği lezzet bambaşkadır. Güneydoğu'nun bulunmaz bir makinesidir. Şimdi şöyle yapalım, sen bize hazırla, biz de seni izleyelim. Lezzet nasıl bir lezzet olacak sevgili izleyiciler? Ustamızı, Ömer ustamızı izleyelim. Sabırsızla bekliyorum ustam seni. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor. Şimdi Ömer usta, ben şu takılıyor kafama. En çok insanların kafasına uyanan izlenim de bu. Şimdi makinede çekilen kıyma lezzetiyle zırhta çekilen kıyma lezzeti çok farklı oluyor. Evet. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni makine eti ezer, sıkıştıraraktan ezer. Hı. Ama şu görmüş olduğunuz zırh, satır dediğimiz zırh ise eti sadece dilim dilim kesmeye yarayan bir... O zaman tane tane oluyor değil mi? Tabii, bu şekilde tane tane oluyor. Şimdi çatala saplarken bile et dağılıyor. Evet. Bundan zırhın faydası zaten sevgili izleyiciler. Ama etin lezzeti farklı oluyor. Aslında eti acılı veya farklı değil de sade yediğiniz zaman etin lezzetini o zaman daha iyi anlarsın değil mi? Tabii. Etin sadesi daha lezzetli olur. Abi sen bunu nakış gibi işliyorsun. Sanat buradan oluşuyor, ustalık buradan geliyor değil mi? Evet, ustalık. Sevgili izleyiciler, şu sanki ben saplasam şahsen, bir ya pişerken dökülür ya saplarken, biri Anya, biri Konya, biri Mardin, gider değişik değişik olur. Şimdi, sevgili izleyiciler, sanat işte, etin lezzetini vermek ayrı bir ustalık. İşlemek ayrı bir ustalık, pişirmek ayrı bir ustalık değil mi? Evet, doğru. Sına varmadan halilim, aman koptu gıyamet. Ömer usta ne zaman pişecek? Hala daha bekliyorum bak. 15 dakika oldu, hala bekliyorum sevgili izleyiciler. 15 dakika öyle, 10 dakika da öyle olsa 25 dakika. 25 dakika da ben açım. Ne diyorsun bu konu hakkında? Vallahi şu an açlığım bitmek üzere abi. Az kaldı. Evet. Kokusu geldikçe sevgili izleyiciler, benim açlığım da sanki yatışıyor gibi. Abi çek sen de şu. Sevgili izleyiciler, işte lezzet burada. Gördüğünüz gibi Ömer Usta sanatını konuşturdu. İşte zırh kıyması diyoruz ya. Bu etin yağlarının oluşması. Metin yaklaş abi ya, yaklaş şu. Lezzetle beni buluştur abi. Sen lezzetle buluşturduysam buradan sonrası benim işim. Sen hiç kendini rahatını bozma. Ben bu lezzetle kendim buluşacağım. Şimdi sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi etin zırh kıyması olması, etin yağının lezzeti bile ekmeğe sindi. Sizler adına bu lezzete bakmak istiyorum. Bakalım bu lezzet nasıl bir lezzet? Bu lezzet nasıl bir lezzet? Bu lezzet nasıl bir lezzet diyeceğim. Sizler adına bakıyorum. Sevgili izleyiciler, görüyorsunuz işte etin lezzeti burada. Zırh kıymasının etin lezzeti, Barış Büryan'ın lezzeti işte burada. Hatta çatalımız da geldi. Önce ben bir böyle yiyeyim. Daha sonra da zırh kıymasıyla normal
makine kıymasının ne gibi farkı var sizlere söyleyeceğim. Öyle bir lezzet olmuş ki sevgili izleyiciler, lezzet değil lezzet deryası olmuş. Ömer Usta, ben lezzete bayıldım. Vallahi ellerine sağlık gerçekten. Ben lezzeti tattım abi, lezzeti buldum. Ellerine sağlık. Şimdi buradan izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bunu devam edeceğim ben aynı zamanda sevgili izleyiciler. Ötün burada durursun. Şimdi zırh kıymasıyla normal makine kıymasının arasındaki farkı söyleyeceğim. Sevgili izleyiciler, zırh kıymasında gördüğünüz gibi et dağılıyor. Normal makine kıymasında etler bütün bir şekilde çıkar. Zırh kıymasının faydası da, farkı da bu. Mumbar lezzetini de es geçmeden olmaz sevgili izleyiciler. İşte mumbar da bir tarafta yapılıyor. Evet Hamza Usta, bunu nasıl hazırlıyorsunuz? Bu Sirt yöremize ait bir yemek bu da. Mumbarımız, içerisinde kıyma, soğan, baharat. Bu da bayağı pirinç. Meşakkatli ve uğraştırıcı değil mi? Evet. Uğraştırıcı, evet, onu da söyleyelim. Bu ne kadar sürede pişiyor, hazırlanıyor? Bu 2-3 saat sürüyor yani pişmesi, sürüyor. Evet. O zaman, ama gayet lezzetli. O zaman ben mumbar lezzetlerini istiyorum. Perde pilavı ile güzel gider değil mi? Evet, gayet güzel. Sevgili izleyiciler, mumbar ve perde pilavı bir taraftan hazırlanırken biz de bir taraftan lezzet için beklemekteyiz. Büryan kebabı sonrası, Siirt'in perde pilavı sonrası ve Adana kebabından sonra güzel bir çay bence kıvamında lezzetli gider. Değerli izleyiciler, yanımızda Barış Büryan işletme sahibi Savaş Bey var. Savaş Bey'den biraz dinleyelim. Savaş Bey, öncelikle size kutluyorum, ustalarını da kutluyorum. Burada Büryan kebabı lezzet sunuyorsunuz, Siirt'in eşsiz lezzeti. Burada en büyük farkınız Siirt'in lezzetlerini sunmanız. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Siirt'ten buraya taşımamız, Siirt'in özel yemeklerini, Siirt'in üzerine. Amacımız zaten Antep'te tek olmamız. Yani Siirt'in özel güzel yemeklerini Antep'ten sunmamız. Evet. Mesela büryan kebabı yapan yer Gaziantep'te yok. Normalde yok yani. Yok. Yani evet. İyisiniz zaten, onu söylüyorum. İlkiz. Burada perde pilavı ve büryan her gün çıkıyor mu? Normalde perde pilavı hafta içi her zaman daim bulunuyor. Mumbar'da cumartesi pazar günleri tattırıyoruz. Ha, hafta sonları. Hafta sonları tattırıyoruz. Hafta sonu özel yaptığımız şeyler. Ya, büryan kebabını ben yerken şu kanıya vardım. Şimdi normal et 3 saat kuyuya sallandırılıyor. Daha sonra ortaya çıkıyor. Fırına gidiyor. Yani aşama aşama meşakkatli ve uğraştırıcı ama ortaya farklı güzel lezzet çıkıyor. Aynen, farklı lezzetler çıkıyor. Normalde 3 saat kuyunun içinde pişmesi. Kuyumuzun özel olması değil mi? Kuyumuzun özel olması, normalde yani sunulması farklı bir lezzetler yani. Ya valla ben sizi gerçekten kutluyorum. Çünkü Siirt lezzetini Antep'te sunmanız bence çok çok önemli. Aynı zamanda grup yemekleri kabul ediyorsunuzdur. Evet, grup yemeklerimiz de mevcut oluyor, kabul ediyoruz. Yerimiz de mevcut, müsait yani zaten. Müsait. Parkın içinde olması, arkamızda araban yolu var zaten. Araban yolu, aslında güzel bir manzara var burada. Evet. Normalde en güzel şeyimiz manzaramız yani. Manzara, ferah ortam. Bence bu manzarada bir porsiyon büryan kebabı veya perde pilavı yiyen, bence ikinci porsiyonu mutlaka istiyoruz değil mi? Tabii ki yani, sunuluyor sonuçta. Bilenler zaten yiyor ikinci porsiyonu, üçüncü porsiyonu. İnsanlar bence önce gelirken büryan kebabı nedir? Beyranla karıştırıyorlardır. Genelde beyran, genelde Antep'in mesela yöresel yemeği. Yöresel çorbası diyelim. Çorbası diyelim. Antep'ler çorbayı kabul etmiyorlar ama yine aynen de yemeği diyorlar. Evet. Ama büryanla beyranı karıştırıyorlar. Bence büryan zaten çekimden yaptığımız gibi kuyuya sallandırıyor. Evet. İşte, 3 saat aradan sonra işte güzel bir lezzet oluşuyor. Tabii. Şimdi bu kebabı, büryan kebabın haricinde Adana lezzetleri sunmanız, ne bileyim farklı kebap lezzeti sunmanız bence o da çok önemli. Zaten onlarda da farklı zırh kıyması oluyor normalde, zırhla çekiliyor. Farklı bir lezzet yani. Kebabımız da ayrı bir lezzet. Farkımız kalitemiz Barış Büryan diyorsunuz. Aynen öyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de o sohbetin ardından sevgili yani izleyiciler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Gazikent'e yolunuz düşsün. Mutlaka Siirt'in eşsiz lezzetleriyle buluşmaya bence hiç ama hiç zaman kaybetmeden bence buluşun diyoruz. Büryan kebabı, perde pilavı, mumbar ve daha birbirinden farklı kebap lezzetleri Barış Büryan'da.
Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Arzu istediğin balıklar burada. Levrek ve çubra değil mi ustam? Evet. Şimdi bize ne hazırlayacaksınız? Size şu an levrek, çubra, ardından hamsi vereceğiz. Oo, süper. Şimdi bunun temizleme aşaması var. Değil mi Arzu? Devam edelim diyorum şu an Ali. Ben sadece bakmak istiyorum ve izlemek istiyorum bu anı. Ustamızı izleyelim. Sevgili izleyiciler, içeride bize muhteşem bir ziyafet var. Şimdi çuprayı size güzelce fırında veya ızgarada vermek için ilk önce romumuzda bunu temizlememiz lazım. Tamam. Temizledik. Şöyle temizlenmiş hali. Mustafa yaklaş abi buraya. Temizledik. Bu çupranın temizlenmiş hali ve levreğin temizlenmiş hali değil mi? Evet. Bunlar ızgaralık. Yolculuğa doğru, evet. İçeri doğru gidelim. Evet. Yolculuktan sonra midede buluşalım. Şimdi Niyazi Usta bize levrek ve çubra hazırlığı yapacak. Ustam kolay gelsin. Teşekkür tekrar. Ederim. Merhaba. İyi misin? Çok sağ olun. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz balık mevsimi geldiği için yine biz balıkların yanına iskeleye yanaştırdık. Tamam. Şimdi sizden levrek doğru ve yerdeyiz. Çubra... Adres doğru. Adres doğru. Tamam. Hiç sıkıntı etmeye gerek yok o zaman. Bize ne hazırlayacaksın? Şimdi size ne hazırlayacağım? Çok güzel bir deniz çuprası. Süper, evet. Süper. Ve aynı zamanda çok güzel bir de deniz devreyi. Deniz devreyi. Evet. Süper. Orijinal bir deniz devreyi. Ama hazırlamadan önce öncelikle bir yağımız olması lazım değil mi? Şimdi bu yağımız... Yaklaş abi buraya. Yalnız bu sarımsak. Evet. Sarımsak. Şimdi bu sosumuzun içerisinde zeytinyağı. Zeytinyağı. Evet. Bu sefer sosumuzu birazcık daha değiştirdik tabii. Hı? Yağımızı. Tamam. Yağımızda ne var? Zeytinyağı ve mısır yağı. Mısır yağı. Evet. Var. İkisini kullanıyoruz. Bunun içerisinde sarımsak, tuz, tane karabiber, defne yaprağı. Defne yaprağı. Tabii defne yaprağı. Balıkta hakikaten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bana kalmış olsa ben sadece zeytinyağına batırır, çıkartır, ızgara gönderirdim. Demek lezzetin sırrı burada. Lezzetin sırrı burada. Evde yapacak olan, tabii bu tür şeyler genellikle beyefendilerin işidir. Muhtemelen evde tel ızgara kullanırız. Evet. Tel ızgarayı kullandığımız zaman hani derler ya biz niye bizim balığımız yapışıyor falan. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim, öncelikle tel ızgarayı yağlarsak bu yapışma problemini ortadan kaldırmış oluruz. Normalde yapışıyor tel ızgara. Normalde yapışır. Ama öncelikle tel ızgaramızı kullanırsak, yağlarsak böyle bir sorunumuz kalmaz. Bir kalmaz. Ama bizim ızgaramız tabi tel değil. Tel değil. Yani özel. Özel bir ızgara. Tamamıyla döküm ve parmak ızgara. Lezzetli, onu kullanıyoruz, evet. Lezzetli yolculuğa gönderiyoruz, evet. Sevgili izleyiciler. Balığımız terbiyesini aldı. Terbiye aldı. Ve şu anda ızgaraya atıyoruz. Izgaraya gönderiyoruz sevgili izleyiciler. Ama çok güzel bir balık olacak. Sana güveniyorum. Nasıl evet. Bir eser çıkaracaksın Niyazi Ustam? Çok güzel bir eser çıkacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz sevgili izleyiciler. Ekran karşısında oturan kişilere sabır diliyorum. Sabır. Yani, evet sabır diliyorum. Ya sabır, sabır. Denize, aklım kaldı denize, oy aklım kaldı denize. Sevduğum arkamızdan, oy oy güzel ol. Neler dediler bize, oy neler dediler bize. Neler dediler bize, oy neler. Levrek'le çupayla buluşma anı sevgili izleyiciler bizim en zevk aldığımız bölüm. Değil mi Arzu? Arzu başladı. İşte bu an. İşte bu an. Şefim. Keşke. Evet. Şefim valla biz şimdiden başladık. Arzu bir taraftan başladı zaten. Afiyet olsun Arzu Hanım. Benim kalbim tabak satıyor. Sana afiyet olsun. Şefim gerçekten muhteşem lezzetler sunuyorsunuz. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Burada biz ne gibi hizmetler ederiz. Sunuyorsunuz? Ne tür balıklar var? Burada hani yağda, ızgarada, fırında, tavada balıklar sunuyoruz gelen misafirlerimize. Bu şekilde servis. Mekan geniş, konsept güzel. Tabii sanki ki. Bir Karadeniz havasıymış gibi, sanki doğru. Bir Ege havasıymış gibi, doğru. Akdeniz havasıymış gibi ortam yalnız var, bir ambiyans var. Gaziantep'te gerçekten bu restoran tek diyorum. Çünkü gerçekten hani Türk sineması havasında olmuş burası. Böyle işte hani filelerimizle ne bileyim böyle tamamen denizi yansıtmışsınız. Bir de Karadeniz'i burada tamamen yaşatmışsınız yani. Tabii ustam her ne kadar bana laf soksa da çok kilo aldın diye zayıflamak için balık yiyeceğim artık. Balık için, zayıflamak için balık tercih noktanız olsun. Adres neresi abi?
Nereye gelsinler? Emek'te gelsinler. Sandal balıkta bu lezzetler yemeden geçmesinler değil mi? Sağlıklı bir yaşam için, zayıflamak için balık diyoruz ve ustalarımızın güler yüzünde görmeden geçmeyin diyoruz. Afiyet olsun. Şimdiden herkese afiyet olsun diyoruz. Sevgili izleyiciler, biz Çupra ve Levreğimize devam ediyoruz. Yolunuz Mehmet Usta'nın mekanına düşün, mutlaka lezzetlerden yemeden geçmeyin. Afiyet olsun. Alı beni gidesun, oyalı beni gidesun. Alı beni gidesun, oyalı beni gidesun. Ay Ali, ağzım, ne güzel duyduk ya, ne güzel yedim. Bir lezzet tattık. Sen Levre'yi götürdün, ben Çupra'yı götürdüm. Ama bunun üzerine keşke şöyle bir tatlı olsaydı. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye bir şey. Şefe tatlı yapayım mı? Son zamanlarda biliyorsun kilo aldım falan muhabbeti. Balık sonrası güzel kilimlikte helva ikram ediyoruz. Ustacığım, değerli ustam bana bunu bilerek gönderiyor. Çünkü neden? Genelde bunu Batı bölgesinde çok yapıyorlarmış. Ustamız da sağ olsun bize bunu gönderdi. Nedir? Nedir bu? Kiremitli helva balık sonrası gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Ha, balık sonrası. Evet. Ben bunu hiçbir yerde görmedim. Gaziantep'te yok. Batı'da yapıyorlar bunu. Ustamız bunu özellikle bize gönderdi. Her ne kadar bana çok kilo aldın Arzu biraz zayıfla dese de sen kendi elleriyle yine beslemeye devam ediyor. Sen ne yemeye devam edersin. O zaman yiyeceğiz. Afiyet olsun. Geçen gün yine bir sahneye şahit oldum. Pazar günü bizim çok yoğun olduğumuz günlerdi mesela. İki tane müşteri kendi arasında şöyle bir sohbet ediyor. Ben de böyle bir kulak verdim sadece. Biri birine diyor ki, bak diyor, bizim balıkçımız diyor, yoğun çalışan bir balıkçı diyor. İnsanın diyor balıkçısı eğer ne kadar çok çalışıyorsa, ne kadar çok kalabalık oluyorsa, ne kadar çok sirkülasyon oluyorsa bil ki oranın diyor balığı tazedir diyor. İki tane vatandaşımız bu şekilde bir konuşma yapıyor ve bu da bizim hoşumuza gidiyor açıkçası. Yani biz bundan şeref duyuyoruz, mutlu oluyoruz, onur duyuyoruz. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Onlarca istihdamımız var. Gerek bölgeden, gerek mesela Antalya'da işlem görmüş arkadaşlarımız var, Karadeniz'de çalışanlarımız var. Yani işi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Yani ustalarımız gerçekten işine sadık bir şekilde, düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Mehmet Bey, neden bu sektör? Neden aslında bu sektör? Biriciklisiniz. Biricik kebabı ve biricik haşhaş kebabı yanı sıra balık nereden geliyor? Şöyle ki, ben uzun yıllar, yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir Antep piyasasında çeşitli mekanlarda esnaflık yaptım. Ama benim branşımda tabii ki ben bir kebapçı ustasıyımdır. Biricikliyim aynı zamanda. Balığı bir doktor arkadaşımız önermişti. Hatta bir seferinde onunla balığa çıkmıştık. Gaziantep'te yiyebileceğimiz balık, balıkçı yok falan demişti. Böyle bir formattan biz yola çıktık, esinlendik. Neden olmasın dedik, bir deneyelim dedik. Tabii önce birkaç araştırma yaptık. Böyle denize kıyılarında mesela o bölgelerde işletmeler nasıl oluyor? Bu iş nasıl yapılır? Neyi ne şekilde yaparsanız ne kadar tabii rant alırsınız, ne kadar kaliteyi sunabilirsiniz? Araştırmaları yaptık, uzun sürdü araştırmalarımız. Devamında böyle bir şansımızı bir deneyelim. Çünkü balığı biliyorsunuz mesela bir kebabı tükettiğiniz zaman ya da tüketemediğiniz zaman onu farklı kategorilerde kullanabiliyorsunuz. Ama bir balığı tabii balık kesinlikle günübirlik en fazla 2 gün içerisinde tüketilmesi gereken bir gıdadır. Yani Allah korusun 3-4. Günleri bulduğu zaman balık kokar, bayatlar. Tabii biz onu sunamayız, veremeyiz, eleştiri alırız. Bunun da arkasında durmak zorundayız. Dolayısıyla böyle bir işletme kurduk. Ekibimiz, ekipmanımız çok sağlam ve kuvvetli çalışıyoruz. Sirkülasyonlarımız çok fazla. Kendimize ait araçlarımız var. İskenderun, Körfez, Mersin, liman olmak üzere. Günübirlik, gece ağlar çekiliyor. Sabah oraya ne çıkmış, hale ne gelmiş? Hangi ürün daha cazip, hangi ürün daha kaliteli, hangi ürüne ihtiyacımız var? Günübirlik sabah saatlerinde aracımız geliyor. Soğukhava depolarımıza iniyor. Öğlen saatlerinde tezgahlara sunum yapıyoruz, açılış yapıyoruz. Akşam saat 10'a kadar da hizmete devam ediyoruz. Bu şekilde kendi araçlarımızla, hatta bizim Mersin'de kendi bünyemize uygun çalışan, kendi bünyemizde istihdam ettiğimiz çalışanlarımız da var. Azrail'e can vermem, Azrail'e can vermem, Azrail'e can vermem.
Emsal İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Özlenen tatlar yeniden sizlerle. Gaziantep'in değerlerinden ve lezzetlerin öncülerinden İsmail Babacan'ın yönetiminde Örnek Et Lokantası hizmetinize girmiştir. Sabahları beyran, çorba, katmer ve kahvaltı tabağı, öğlenleri her türlü tencere ve kazan yemekleri, kebap çeşitleri, lahmacun, her türlü pide çeşitleri, şekerli, tahinli börek çeşitleriyle lezzetleri sizin damak tadınıza sunuyor. Damakta örnek, lezzette örnek. Örnek Et Lokantası. Adres: Örnek Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi, 12 numaralı cadde, numara 10. Telefon 0342 235 27 57. 0342 235 27 57. Hamsi tava ve tuzla balık lezzetlerini Sandal Balıkçılık'ta hiç tattınız mı? Hamsi, sardalye, levrek, çipura, lüfer, çinekop, uskumru, karides, kalamar ve daha birbirinden farklı her damağa uygun günlük taze balık çeşitleri Sandal Balıkçı'da. Artık evde balık kokusuna son. Siz alın, biz pişirelim. Otantik mekanı, güler yüzlü ve deneyimli personeliyle siz Gaziantep'lilerin hizmetinde. Sandal Balıkçılık. Adres: Fatih Mahallesi, Ali Nadi Ünler Bulvarı, numara 3. Cergi Bozanlar Bitişiği, Şehit Kamil, Gaziantep. Telefon 0342 322 99 11, 0342 322 66 67. GSM 0532 153 78 89. Balık bizim işimiz. Sandal Balıkçılık. Barış Büryan. Siirt'in eşsiz lezzeti meşhur kuyu kebabı, Büryan ve Adana'nın meşhur Adana kebabı şimdi Gaziantep'te. Barış Büryan'da Büryan kebabından perde pilavına, bumbardan Adana kebabına ve daha birbirinden farklı kebap çeşitleriyle Gazikent'te siz Gaziantep'lilere Siirt'in lezzetlerini ve Adana kebabı lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Sabahları kahvaltı servisiyle, otantik mekanı, güler yüzlü ve deneyimli personeliyle Gazikent'te hizmetinizde. Adres: Gazikent Belkıs Mahallesi Belkıs Parkı içi, numara 3, Şehit Kamil, Gaziantep. Telefon 0342 241 24 92, 0533 030 86 27. www.barışbüryan.com. Dianora Çikolata. Dianora çikolata, birinci sınıf Belçika kuvertürleriyle hazırlanan, hiçbir katkı ve koruyucu madde içermeyen, üstün kalite, benzersiz lezzet, kusursuz hijyen anlayışıyla butik bir çikolatadır. Özel günler için gondol ve tepsiler, kurumlara özel hediyelik logolu çikolatalar, nikah çikolataları, bebek çikolataları, figürlü çikolatalar, bitter ve dolgulu çikolatalar ve daha birbirinden farklı çikolatalarla hizmetinizde. www.dianora.com.tr. Hayatınızı tatlandırmanın tek yolu Dianora Çikolata. Hacıoğlu Kebap Beyran ve Lahmacun. Açıldı, açıldı, açıldı. Hacıoğlu Kebap Lahmacun ve Beyran Salonu Emek Mahallesi'nde hizmete açıldı. Et pirzola, mevsimlik kebaplar, et sote, tava çeşitleri, pide çeşitleri, lahmacun, beyran ve birbirinden farklı lezzetleriyle Hacıoğlu Emek Mahallesi'nde sizleri lezzetleriyle buluşturuyor. Sabahları tereyağlı süzme mercimek çorbası, beyran, serpme kahvaltı ve taş fırında katmer lezzetleri sabah 6'dan gece 2'ye kadar deneyimli ve güler yüzlü personeliyle sizleri misafir etmekten gurur duyar. Rezervasyon telefon 0342 322 72 27, 0342 322 73 çift 0. Adres: Emek Mahallesi Cemil Cahit Güzelbey Caddesi, numara 27C Şehit Kamil, Gaziantep. Eşsiz lezzetlerin doruğa ulaştığı nokta Hacıoğlu Kebap Beyran ve Lahmacun.
Her şey bir bakışta başlar. Ulutaç Mobilya, ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer. Ulutaç Mobilya, yaşam tarzı olmaktan çıkıp tutkunuz olduk. Yemek odaları, yatak odaları, salon takımları, oturma grupları, köşe takımlarıyla hizmetinizdeyiz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. En güzel aşk evinizin zarafeti olsun. Ulutaç Mobilya, Merkez İmalat Adres Kocaoğlan Mahallesi, Havaalanı Yolu Üzeri Gaziantep, Şubeler Batıkent Mahallesi İbrahimli ve Akkent Mahallesi Karataş. Telefon 0342 226 28 00. www.ulutaçmobilya.com.tr. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Biraz kuru yemiş, biraz şekerleme, biraz da baharat lütfen. Aa, sizde çeşmeden akan sıcak çikolata da varmış. Tüm bunların bir arada toplandığı en nezih mekan Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş. Eskimeyen damak zevkiniz olan Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş yeni yerinde 1700 çeşidiyle siz değerli kilis halkını ağırlamaktan gurur duyar. Özenle seçilen baharatlar işleme aşamasında doğallığını koruyarak özel ambalajlarda mutfağınıza sunuluyor. Ayrıca Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş'te nikah, doğum, sünnet, mevlid şekerleri satışı da yapılmakta olup sıcak çikolata, tahin, pekmez ve A'dan Z'ye bütün kuru yemiş, baharat ve bakliyat çeşitlerini en taze haliyle bulabilirsiniz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Telekom karşısı. Telefon: 814 51 51. Hasan Sesli Okuyucu. Her zaman en taze, en kaliteli kuru yemiş, şekerleme ve baharat. Hayalinizi hayalimiz yaptık ve sizin yerinize her şeyi düşündük. Geleceğinizi konfor ve kaliteyle şekillendiriyoruz. Size özel, modern mekanlar, sıcak bir yuva, emsalsiz dizayn anlayışı ile mutluluğunuzu inşa ediyoruz. Geleceğe tebessümle bakmak sizin elinizde. Emsal İnşaat. Emsal sizsiniz. www.emsalinsaat.net. Emsal İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Şu an itibariyle 1967 yılında çizilen, özellikle emek sarf edilen bir işletmenin nihai sonucunu görüyoruz. Umut ederiz ki bu işletme hem babalarına hem evlatlarına hayırlı uğurlu olur efendim. Çünkü yeni bir tarih başlıyor. Gaziantep'te gastronominin özellikle burada daha iyi işlendiğini göreceksiniz. Babadan oğula geçen gastronominin gerçek anlamıyla ödüllendirildiği bu işletmeye tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Konuşmalarını yapmak üzere ilk önce Sayın Mehmet Durdu Yetki Şekerci'ye hemen mikrofonumu uzatıyorum efendim. İşletme ile ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Evet, hoş geldiniz. Esnafın içinde, Gazişehir'in tam göbeğinde çok güzel bir ustamız İsmail Bey çok güzel bir yer açmış. Çok inşallah hayra vesile olur. Gaziantep Büyükşehir olarak biz gastronomi, zaten gastronomi şehrine değerli konuşmacılar söylediler. Yani bu şehre, bu şehrin turizminin yanında ikinci ayağını gastronomi kurduk. Kuruyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Dünya mutfağına, Gaziantep mutfağı için bir lisans anlaşmamız gerçekleşiyor. İnşallah o noktada Sayın Fatma Şahin'in çalışmaları da iyi sonuç vereceğini düşünüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Çok güzel bir işletme olmuş. İsmail Usta Gaziantep'te gastronominin
en iyisi, ustası. Çocukları yetişti. Şimdi artık torunları da yetişiyor. İnşallah hayırlı bir şirket olur. Çok güzel hizmet vereceğine, hem KATEM hem KÜSKET esnafına da inşallah hayırlı hizmetler vereceğine inanıyorum. Hepiniz geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Bu tesisin de, bu işletmenin de hayra vesile olsun inşallah. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle ticaretin beşiğinde bulunuyor. Ticaretin beşiği de bizim için çok fazlasıyla önemli. İnşallah bundan sonra da ticaret odasının da özellikle gastronomi ve eğitimle ilgili olarak çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Sözü hemen Ali Bey'e bırakacağım. Sayın Ali İner bu konuyla ilgili olarak bizlere neler söyleyecek efendim? Evet değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, biz Gaziantep Ticaret olarak gastronominin biraz daha ileri gitmesi, yemeğimizle şehrimizin özdeşleşmesi konusunda bir hayli çaba sarf ediyoruz. Gerek yemek kitapları, gerekse ciddi bir know-how'ı dışarıya doğru aktarma, bilgilendirme ve ticaret erbabını özellikle sektörle ilgili restorancılık ve işletmecilik, aşçılık, lokantacılık konusundaki eğitimlerimiz, kurslarımız vesaire gibi her türlü konuda destek devam edecek bundan sonraki süreçte de. Bu vesileyle çok değerli dostlarımız bizim ticaret odasında her gün karnımızı doyuran İsmail Bey'in çocukları Mithat Bey, Fatih Bey yeni bir işletmeyle karşımızdalar bugün. Kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah bol kazanç versin. Başarılar temenni ediyorum. Evet, bir poz alalım efendim. Birkaç poz alacağız. Onun akabinde inşallah hayırlısıyla. Biz yeni bir tesis açmaya geldik bugün. Gastronomi bizim projelerimiz Fatma Şahin Hanım'ın ilk seçim beyannamesinde gastronomi şehriyle ilgili zaten bizim projemizin bir tanesi de bu. Başlığın bir tanesi de bu. İsmail Usta çok eskiden yani ticaret odasının üst katında en meşhur lokantaydı o zaman. 1980'leri konuşuyoruz. İşte 30 yıl önceyi konuşuyoruz. 85'leri konuşuyoruz. O günden beri Gaziantep'te usta, bazı işte çok iyi yapan bir adam. Yeni bir tesis açmış, yeni mekan açmış. Çok güzel mekan olmuş. Ben inşallah hayra vesile olsun diyorum. Peki yeni girişimcilerimize neler söylemek istersiniz? Ben zaten hükümetin programında yeni genç girişimciler için işte okulu bitirdiğin zaman bir kredilendiriyor. Bunu gençler doğru kullanırlarsa Türkiye'de yeni bir ufuk, yeni bir dünya olacağına inanıyorum. Zaten hükümetin programında da bu böyle. Genç girişimcilere okuldan, üniversiteyi bitirdikten sonra gelsinler, bu krediden faydalansınlar, böyle küçük mekanlar açsınlar. Ve bu işletmeler ileride büyüyecek. Bunların 100 tane de 5 tanesi büyür. Onlar da sektöre ileri zamanda markalaşırlar. Bu çok doğru bir proje. Bu her gençlerimize tavsiyemiz, bu projeden istifade etsinler. Bugün İsmail Bey'in ve çocuklarının hayırlı bir iş için iş yeri açılış merasimine geldik, katıldık. Gaziantep'te özellikle gastronominin başkenti olan marka ve inovasyonun daha da doğru ileri gitmesi için zincire bir halka daha ekleniyor bugün. Yıllardan beri bizim karnımızı doyuruyorlar. Çok büyük maharetleri var. Çok iyi ustalar. Şehrin bu meslek teşekkülünün biraz daha bir adım daha yukarı gitmesi için çok ciddi emek vermişlerdi. Bir adım daha yukarı gideceğine son derece eminim. Umarım hayırlı olur. Hayırlara vesile olur inşallah. Peki, yeni girişimcilerimize neler istersiniz? Özellikle biz ticaret olarak yemek konusunda, aşçılık ve gastronomi konusunda çok ciddi uğraşlarımız, eğitimlerimiz, personel yetiştirmeden tutun da gastronominin işte yemek kitaplarına kadar bir hayli uğraşımız var. Her türlü desteğe hazırız, veriyoruz. Bunu yalnızca eğitim ve destekle de kalmayıp ileri boyutta nasıl iş yeri kurulur, sıkıntılar nerede, tıkanan yerlerde vesaire falan her türlü desteği yapıyoruz. Yapıyoruz, yapmaya da hazırız. Böyle bir girişimci olduğunda kapımız her zaman açık. Evet, şimdi de Mola Saati programında işletme sahibimiz İsmail Babacan'la birlikteyiz. İsmail Bey, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz sizlere.
geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Şu anda çok güzel bir gün yaşıyoruz. Yani biz burada bu işletmeyi açtık ki insanlara geçmişte dediğin gibi esnafımıza, sanatkarımıza burada hizmet verelim diyoruz. İnşallah bunu başarırız. İyi şeyler yapmak için çaba sarf edeceğiz. Peki iyi bir işletmeci nasıl oluyor? Yani iyi işletmeci titiz olacak, temizliğe dikkat edecek, kaliteye önem verecek. Herkes sizden övgüyle bahsediyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol. Hedefiniz nedir? Hedefimiz bizim süresiz, hedefimiz iyi şeyler yapmaktır. Her zaman. Yeni girişimcilerinize son olarak ne söylemek istersiniz? Yani herkes de bu işi yaparken titiz davransın, iyi şeyler yapmaya çalışsın, işini sevsin her şeyden önce. Fatih Bey, babası Gül, ben çok sevimli arkadaşım, senden beri tanıdıklarım. Çok ileriden beri bu mesleğe... Eskiden bu evet, yaptıkları bir meslek. Daha onu da çocuklarla beraber daha da ilerlettiler. Peki halkımıza tavsiye ediyor musunuz lezzetlerini? Ya, bunların zaten genel meslekleri zaten bu. Tavsiyede tabii ki bulunuruz. Tabii. Çok eskiden beri yaptıkları bir iş. Bir de yaptıklarını hep başarırlar yani. Yemek her konuda damak lezzetini verecek bir durum var. Sizlerle tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ederim. Buyursunlar. Evet, şimdi çok değerli bir meslektaşımızın yanındayız. Dilerseniz artık biz konuşmayalım. O biraz bize anlatsın. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Kendimi şöyle kısaca özetleyeyim diyeceğim ama çok fazla detaya girmeyeceğim. Yaklaşık 25 yıldır sektör içerisindeyim. Sunuculukla ve diğer noktalarla ilgili olarak çalışmalara devam ediyorum. Haberlerle uğraşıyorum genel ağırlık ve siyasi programlarla. Şu anda baba dostumuzun yanındayız. İsmail Babacan'ın yerindeyiz. Oğullarıyla beraber, onlar da bizim eski ortaklarımız. Benim baba mesleğinde aynı şekilde restoran işletmeciliği. Mekanın inşallah hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii ki Gaziantep'te gastronomi dalı gelişmesi gereken noktalardan bir tanesi eğitim anlamında söylüyorum. Çünkü yaklaşık zaten 200-300 yıldan beri burada yemekler öylesine güzel çeşitlerle yetişiyor ki ve Gaziantep gastronomisine baktığınızda yaklaşık 400'ün üzerinde yemek çeşitleri ve kebapları olduğunu da muhakkak görmeniz gerekiyor. Eğer ki bu lezzeti gerçek anlamıyla tadına varmak istiyorsanız Gaziantep'teki lokantalar, restoranlar size yeter. Ama örnek teşkil etmesini istiyorsanız sizi muhakkak ki İsmail Babacan'ın örnek et lokantasına, Küsket'teki örnek sanayi içerisindeki yerine bekliyoruz. Lezzeti gerçek anlamıyla tadına varmak istiyorsanız, damak lezzetinde örnekle karşılaşmak istiyorsanız ve ustalığın örneğini örnek olarak yaşamak istiyorsanız muhakkak bekliyoruz Gaziantep'te. Şimdi merak ediyorlar izleyicilerimiz. Buyurun. Burada nasıl bir lezzet sunulur? Şimdi damak lezzeti tartışılmaz. Herkesin kendine göre ayrı bir şey vardır. Batıdaki damak lezzetiyle Güneydoğu'da çok daha farklı. Bizim damak lezzetimizin tadına varanlar Gaziantep'e muhakkak gelmek istiyorlar. Burada da beyrandan tutun, kebap çeşitlerine, lahmacundan tutun, börek çeşitlerine her türlü çeşiti bulacaksınız. Çünkü dediğim gibi 30 ve 40 yılın üzerinde bir deneyim şu anda burada sergileniyor. O deneyimin tadına varmak istiyorsanız burada olmanız gerekiyor. Mola saati olarak da sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Gerek Ali Bey'e gerekse sizlere. Çünkü gastronomi ile ilgili olarak Gaziantep'te maalesef ki program noktası yok. Ali bu işi gerçekten ve siz çok iyi başarıyorsunuz. Onu da dedim ki devam edersiniz. Mola vermek istiyorsanız da saatinizi lütfen sanayideki İsmail Babacan'ın olduğu yemek saatinde ayarlayın. Şu an örnek et lokantasının belihatlarından mı diyelim, ustalarından mı diyelim? Evet. Sana önce kolay gelsin, Allah hayırlı olsun. Allah razı olsun, hoş geldiniz, teşekkür ederim, sağ olun. Biraz mekandan, yapılacak işlerden, lezzetlerden biraz bahseder misiniz? Evet, Madurus'a daha önceden gelmiştiniz zaten, evet. Biliyorsunuz. Antep'e yeni bir lezzet mekanı açmak niyetimiz. Farklı tatları tattırabilmek. Az çok bizleri tanıyorsunuz. Lezzetlerimiz mi? Yani daha iyi bir hizmete verebilmek için böyle bir mekan düşündük. Örnek sanayi sitesinde bir ilk aslında değil mi? Yani evet, sanayi sitesindeki evet, böyle evet. Lezzet dağıtmak bence her baba için harç değil. Aynen. Peki, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı çok olsun. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geliniz tamam, çok teşekkür ederiz. Mola Saati programı bir akşam vakti.
Lezzet Avlu'na çıktık sevgili izleyiciler. Şimdiki Lezzet Avlu'nun semti Tabakhane. Tabakhane buranın çok ama çok eski yerleşim yeri. Kebapçıların bulunmuş olduğu bir sokaktayız. Şimdi gireceğimiz yer ciğer, kavurma, iddialı bir yer. Yani ciğerin, kavurmanın köşküne gireceğiz. İddialı bir yer gerçekten. Lezzetin yanı sıra farklı lezzetler de sunuyorlar. Hı hı. Ama bence ciğer ve kavurma dediler. O zaman keşfedelim burayı. Lezzetin adresi köşk olsun. Sizin zamanınızda, saatinizde mola saati olsun. Bir mola verelim. Bakalım, mola saatini köşkte değerlendirelim. Hadi akşam yemeğini köşkte yiyelim. Hadi bakalım takip edin. Gözlerin kör olma, ölesin ustam. Çifte kurşun değsin nezik taşına. Gözlerin kör ola ölesin ustam. Ustamın giydiği samanı sağ. Değerli izleyiciler, Lezzetin Noktası'ndayız. Lezzetin Noktası'nın ustalarından Celal Usta'mıza birlikteyiz. Celal Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Tabakhane deyince aklına ne geliyor Arzu? Ciğer geliyor, ciğer kavurma geliyor. Başka ne geliyor? Köşk kebap. Kebaplar geliyor, köşkler geliyor, köşte lezzetler geliyor. Lezzetin adresi geliyor. Şimdi bize bugün ne hazırlayacaksın? Hani burası çok eski yerleşim yeri. Tabakhane deyince akla ciğer geliyor. Ciğer yani. Akla gelen ilk şey Antep'e geldiğimizde yani. Hı? Ne yenir dediğinde akla gelen tek şey ciğer. O zaman senden ciğer istiyoruz. Bunun yanında ciğer kavurması. Kavurma. Zaten kavurma da zaten, zaten olmazsa olmaz değil mi? Zaten köşkünde köşkü köşk yapan ciğer ve beraberinde kavurma. En önemlisi ciğer kavurması. Peki ciğerin lezzetli olması için ne yapmamız gerekiyor? Taze olması lazım ciğerin. Günlük olması lazım. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Tadından anlayacaksınız. Tadından şimdi ben size efsane o ciğerden yapacağım. İzleyelim, görelim o zaman. Sevgili izleyiciler, Celal Usta'mızdan biraz ciğer hakkında bilgi aldık. Şimdi bakalım nasıl yapacak, nasıl hazırlayacak. Şimdi cartlak kebabı nedir, ciğer kebabı nedir? Onu da aydınlatalım. Yani esas orijinalde cartlak kebabı akciğer, karaciğer, yürek, böbrek, dalak. Bunların karışımı, hepsinin aynı şişte olup pişmesidir. Karışık olmasıdır cartlak kebabı. Şimdi bizim Antep'te bu olay değişti. Normal karaciğeri cartlak kebabı diyorlar. Hı. Normalde orijinali karışık olması. Karışık olması. Hı. Ama ben ciğer tercih. Yine de ciğer olur. Ben tercih ciğerdir yani. İzleyelim o zaman ustam. Bakalım bize nasıl bir eser çıkaracaksın. Değerli izleyiciler, Celal ustamızla ve ciğerle baş başa bırakıyoruz. Ciğerin en önemlisi yumuşak yani. Ağzınızda çok çiğnememesi için bu özel sinirlerini alacaksınız. Buradaki sinirleri alacağız. Yani onların yüzeysel, yani aralarında bizim yani çoğu insanın bilmediği, ustaların bildiği. Bu meslek de bize babamızdan, babadan geliyor. Değil babadan mi? Geliyor. Baba kaç yıldır bu işle uğraşıyor? Baba normalde meslek kasap zaten. Hı. Ortalama 20 yıl oldu. 20 yıl oldu bu köşk kebap salonunu açalımız. 20 yıldır bu caddedeyiz. 20 yıldır bu caddedeyiz. Yani hiç değişmedi. İnkar etmeyelim değil hiçbir mi? Hiçbir zaman. Zaten baba olmasa onun, biz de olmayız değil mi? Onun sayesinde zaten biz buralara geldik. Evlerinin önü dardır geçilmez, suları soğuktur bir tas içilmez. Anadan geçilir yardan geçilmez, cumbulu cumbulu aslan cumbulu. Değerli izleyiciler, ciğerlerimiz şu an hazır değil mi Celal Usta? Hazır vaziyete geldi. Biz yavaş şu an yavaş. Siz bunları alıp ocağa gideceksiniz. Ocağa gideceğiz. Afiyetle de yiyeceksiniz. Arzu adaletli ol. Aslında ben şunu alalım lütfen. Üç tane benim olması gerekiyor. Arzu alayım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kaç kalırsam saldırırım artık. Artık diğer kebaplar. Kardeş payı oldu bir nevi. Gerçi ben burada hani çok kısa bir tüyo vermek istiyorum. Sülbiye abla bana bir sürpriz yapacakmış. Onu bekliyorum. Belki daha farklı şeyler olabilir. Farklı bir şey değil. Olabilir belki yani çorbadır olacak. Belki kebap belki bir salatadır. Yani. Daha farklı sürprizler de olmuş olabilir. Aa. Yani sadece kebap olarak düşünmeyelim. Heyecanlandım ben şimdi. Vallahi. Ne olabilir acaba?
Celal Usta, teşekkür ederim. Ciğerim şöyle, bize hiç bana hazırladı. Adaletli bir hiç şey yorulma değil. Abi. Teşekkür ben ediyorum. Devam edeyim. Biz buradan yemeye devam edelim. Sen kesmeye, saplanmaya devam. Acıktım Arzu. Hadi Arzu. Değerli izleyiciler, ciğerimizi getirdik. Ustam kolay gelsin. Evet. Ustam, ciğeri getirdik. Hoş geldiniz. Röportaja geleceğim. Ustam kolay gelsin. Hoş geldin. Metin buraya gel abi gel. Önce buraya et de, et de yaz. Et, et. Gerçekten. Ustam. Önce benim biraz. Sakın. Ustam, bak, üç tane. Sayılı. Üç Ali'nin, üç benim. Tamam. Sakın ciğerlerimizi kaybetme Ustam. Aman müşterileri vermeyelim. Onlar gel, da sıkıntı. Tamam. Metin gel buraya gel. Metin abi buraya gel. Burası gerçekten tam bir kebap deryası. Lezzet deryası. Gördüğünüz gibi içerisi dışarısı full. Gördüğünüz gibi pardon çelegel Arzu. Ustam beni yakacak yalnız. Yanmayalım. Yok, yani. Kolay gelsin ustam. Gördüğünüz gibi mangalda kuşbaşı, ciğer, kıyma, kanat yok yok. Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Ustam, bak bizimkileri, bizim ciğerleri kaybetme. Tamam. Tamam. Şey vermem ama biz başkanınkini alabiliriz. Tamam. Hoşumuza giden olursa biz buradan gidelim. Tamam. Ciğer kavurması derse yani köşten ince ilk başta ciğer kavurması geliyor akla. Ciğer kavurma geliyor. Ciğeri aldık. Evet. Celal'den aldık. Getirdik abi. Tezgah. Tezgah attık. Ocakta şu anda pişiyor. Burası 20 yıllık bir firma olacak. Evet. Bu işin kahramanı Mithat Usta. Mithat Usta'mız. Mithat Usta'mız babamızdır. Babam bu işe 96 yılında başladı. Esas mesleği kasaptı. 96 yılında bu işi kebapçılığa çevirdi. O zamandan bu zamana kadar devam ediyoruz. Kalabalığa nasıl yetişiyorsunuz? Ekibimiz var. Ekip var. Evet. Hamdolsun yani çalışıyoruz. Burada ekipten daha önemli bir şey. Evet. İnsanların memnuniyeti. Memnuniyeti zaten olmasa zaten böyle bir yoğunluğu da göremeyiz. Yani demek evet. Ki çok lezzetli yapıyorsunuz. Evet. Yoğunluğu görüyorsun. Abi, hiç kesik. Şimdi tamam. İnsanlar bu özellikle kavurmayı çok methediyor. Kavurma evet. Neden bu kadar lezzetli? Neden diyorlar? Bunun sırrı şeyinde yani temizliğinde. Bu şekilde fındık ekmekler var. Zaten özellikle fındık yemeye gelen oluyor kesik diye. Evet. Ustam orada bana gelecek sandım ya. Size de verelim buyurun. Bana gelecek sandım. Buyurun. Sonunda bana geldi. Sıra bana geldi. Tamam buyurun. Ben siparişi gönder abi. Sonra bir alayım. Tamam. Ben alayım abi. Tamam. Dur ustam. Alın geç saatine. Alın. O da olmaz. İnelim geç kadar abi. Beklemen gerekiyor. İnelim geç kadar abi. O kadar yiyemem ben. Herkes ısınmıyor. Buyurun şöyle tadına bakın. Sana gelmedim. Ağ göten yaş gelir. Oy güzel güzel. Bağrımı ezer. İzleyiciler kebap beklerken önümüze yöresel yemekler geldi. Buna ne acıktı? Çok yoruldum Ali. Çok yorulduk. Sülbi ablayla beraber yaptık. Tabii ki şaka yapıyorum. Böyle bir becerim yok. Kebapçı değil mi? Evet kebapçı. Kebapçı ne işi gördü ne yesin? Yuvarlama ne yesin? Sana sürprizimiz buydu Ali. Bunlar da yesin. Bu sana sürprizimiz Ali. Ben de diyorum herhalde kuşbaşının farklı versiyonu. Hayır. Çünkü bizim Antep'in yemekleri çok lezzetli. Değil mi? Bu lezzetleri biz müşterimize, misafirlerimize vermek için dedim bir de düşündüm. Ev yemeklerimiz olsun. Sunum içli köfte, yuvarlama. Yaprak sarması dolma ve mumbar. Bunun hepsi kendi yapımımız. Hiç paniğe gerek yok arkadaşlar. Lezzete bakacağım ben de. Ben özellikle söylemek istiyorum Ali. Ve bunu gerçekten hani izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. İçli köftemiz el yapımı. El yapımı. Kesinlikle makine değil. Hayır. Şimdi zaten ben sabırsızlıkla bunun tadına evet. Bakmayı bekliyorum. Burada Sümle ablayı yani tanımayanlara söylüyorum. Mithat abinin eşi Vedat ve Celal'in de annesi aynı ve zamanda. Ve eşim ve çocuklarımla da gurur duyuyorum. Evet Ali Bey siz de bu köşke gelip gide gide bizim ekibe katılmışsınız. Bana bana ya. Şu ortadaki mantar sanırım değil mi? Aa mantar da varmış. Mantar, kaşarlı mantar. Hani burada ne yok ya? Vallahi burada her şey var. Kıyma, kuşbaşı, mantar, acılı kıyma, kanat. Ben ustamı şöyle almak istiyorum. Ben
Ben ustamı şöyle almak istiyorum lütfen. Lütfen almak istiyorum. Bu lezzeti artık ben yorum yapamayacağım. Vallahi yoruma gerek yok. Şimdi ustam bu kaç kişilik oluyor? Ortalama 3-4 kişi. Ama biz, her şey var içerisinde. Hemen hemen hepsi var. Bizim yerimize siz sayar mısınız? Yani içerisinde neler bulunuyor? Kimimiz 3-4 kişiyiz yani. Allah yanmıyor. İçerisinde neler bulunuyorsan bizim adımıza sayar mısınız? Şu an içinde mantar kebabı var. Acın Adana'mız var. Urfa'mız var. Ciğer var. Küşleme var. Kuşbaşı var. Kanat var. Ne yok? Ne yok içinde? Ne yok yani? Çoğunluk her şey var. Yöresel yemekler de var. Arzu ne olmasın başkan? Sürprizinizi beğendiniz mi? Vallahi ben inanamadım. Hayır. Normalde Silvia bir kebap dükkanında yöresel yemekler bitirdi, olmaz. Bitirdi. Ben ona şaşırdım. Yuvarlama bile var. Abi, yuvarlama ben çok aslında yok. Çok temiz kalpli bir kızım. Yuvarlama benim en sevdiğim yemek. İçli köfte benim en sevdiğim yemek. Yani kebap da benim en sevdiğim yemek. Böyle de bir lezzet sevdiğim. Görünce dayanamıyorum tabii ki. 65 kilo artık ne kadar olurum artık onu da bilmiyorum. 75-80'e kadar yolum var, önemli değil. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi köş kebapta lezzetler mükemmel gerçekten. Yani, biz lezzetlere doyamadık, emin olun siz de doyamayacaksınız. Şu görüntüye bakarsanız neyin ne olduğunu anlarsınız. Kıyma, kuşbaşı, ciğer, yani birbirinden farklı lezzetler fazla. Ali anlatamıyor, fazla. Yaşıyor. Siz de yaşayın. Aynı zamanda burada yöresel lezzetlerin de olması bence çok çok artı bir avantaj. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ablamıza... Özellikle ben buraya, öğrencilerimiz var burada, şehir dışından gelen öğrencilerimiz özellikle burayı keşfetmelerini istiyorum. Çünkü ev yemeklerine hasret kalmasınlar, buradan köşk restoranda kesinlikle bunu bulabilirsiniz. Tabakhane'ye geldiğinizde mutlaka köşk kebaba uğramadan geçmeyin sevgili izleyiciler. Lezzetler burada mükemmel. Adının kebap olduğuna bakmayın. Yöresel ev yemeklerini tadabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Salıncaklar kurbana, o yana da salla gül bana, bu yana da salla gül bana, sallanmadan duramam salıncaklar. Emsal İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Özlenen tatlar yeniden sizlerle. Gaziantep'in değerlerinden ve lezzetlerin öncülerinden İsmail Babacan'ın yönetiminde Örnek Et Lokantası hizmetinize girmiştir. Sabahları beyran, çorba, katmer ve kahvaltı tabağı, öğlenleri her türlü tencere ve kazan yemekleri, kebap çeşitleri, lahmacun, her türlü pide çeşitleri, şekerli, tahinli börek çeşitleriyle lezzetleri sizin damak tadınıza sunuyor. Damakta örnek, lezzette örnek. Örnek Et Lokantası. Adres: Örnek Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi, 12 numaralı cadde, numara 10. Telefon 0342 235 27 57. 0342 235 27 57. Hamsi tava ve tuzda balık lezzetlerini Sandal Balıkçılık'ta hiç tattınız mı? Hamsi, sardalye, levrek, çipura, lüfer, çinekop, uskumru, karides, kalamar ve daha birbirinden farklı her damağa uygun günlük taze balık çeşitleri Sandal Balıkçı'da. Artık evde balık kokusuna son. Siz alın, biz pişirelim. Otantik mekanı, güler yüzlü ve deneyimli personeliyle siz Gaziantep'lilerin hizmetinde. Sandal Balıkçılık. Adres: Fatih Mahallesi, Ali Nadi Ünler Bulvarı numara 3. Cergi Bozanlar Bitişiği, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0342 322 99 11, 0342 322 66 67. GSM 0532 153 78 89. Balık bizim işimiz. Sandal Balıkçılık. Barış Büryan. Siirt'in eşsiz lezzeti meşhur kuyu kebabı, Büryan ve Adana'nın meşhur Adana kebabı şimdi Gaziantep'te. Barış Büryan'da Büryan kebabından perde pilavına, bumbardan Adana kebabına ve daha birbirinden farklı kebap çeşitleriyle Gazikent'te siz Gaziantep'lilere Siirt'in lezzetlerini ve Adana kebabı lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Sabahları kahvaltı servisiyle, otantik mekanı, güler yüzlü ve deneyimli personeliyle Gazikent'te hizmetinizde. Adres:
Gazikent Belkıs Mahallesi Belkıs Parkı için numara 3 Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0342 241 24 92 0533 030 86 27 www.barışbüryan.com. Dianora Çikolata. Dianora Çikolata, 1. sınıf Belçika kuvertürleriyle hazırlanan, hiçbir katkı ve koruyucu madde içermeyen, üstün kalite, benzersiz lezzet, kusursuz hijyen anlayışıyla butik bir çikolatadır. Özel günler için gondol ve tepsiler, kurumlara özel hediyelik logolu çikolatalar, nikah çikolataları, bebek çikolataları, figürlü çikolatalar, bitter ve dolgulu çikolatalar ve daha birbirinden farklı çikolatalarla hizmetinizde. www.dianora.com.tr. Hayatınızı tatlandırmanın tek yolu Dianora Çikolata. Hacıoğlu Kebap Beyran ve Lahmacun. Açıldı, açıldı, açıldı. Hacıoğlu Kebap Lahmacun ve Beyran Salonu Emek Mahallesi'nde hizmete açıldı. Et pirzola, mevsimlik kebaplar, et sote, tava çeşitleri, pide çeşitleri, lahmacun, beyran ve birbirinden farklı lezzetleriyle Hacıoğlu Emek Mahallesi'nde sizleri lezzetleriyle buluşturuyor. Sabahları tereyağlı süzme mercimek çorbası, beyran, serpme kahvaltı ve taş fırında katmer lezzetleri sabah 6'dan gece 2'ye kadar deneyimli ve güler yüzlü personeliyle sizleri misafir etmekten gurur duyar. Rezervasyon telefon 0342 322 72 27 0342 322 73 çift 0. Adres: Emek Mahallesi Cemil Cahit Güzel Bey Caddesi numara 27C Şehit Kamil Gaziantep. İşsiz lezzetlerin doruğa ulaştığı nokta Hacıoğlu Kebap Beyran ve Lahmacun. Her şey bir bakışta başlar. Ulutaç Mobilya, ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer. Ulutaç Mobilya, yaşam tarzı olmaktan çıkıp tutkunuz olduk. Yemek odaları, yatak odaları, salon takımları, oturma grupları, köşe takımlarıyla hizmetinizdeyiz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. En güzel aşk evinizin zarafeti olsun. Ulutaç Mobilya, Merkez İmalat Adres Kocaolan Mahallesi, Havaalanı Yolu Üzeri Gaziantep, Şubeler Batıkent Mahallesi İbrahimli ve Akkent Mahallesi Karataş. Telefon 0342 226 28 çift 0. www.ulutaçmobilya.com.tr. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Biraz kuru yemiş, biraz şekerleme, biraz da baharat lütfen. Ah, sizde çeşmeden akan sıcak çikolata da varmış. Tüm bunların bir arada toplandığı en nezih mekan Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş. Eskimeyen damak zevkiniz olan Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş yeni yerinde 1700 çeşidiyle siz değerli kilis halkını ağırlamaktan gurur duyar. Özenle seçilen baharatlar işleme aşamasında doğallığını koruyarak özel ambalajlarda mutfağınıza sunuluyor. Ayrıca Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş'te nikah, doğum, sünnet, mevlid şekerleri satışı da yapılmakta olup sıcak çikolata, tahin, pekmez ve A'dan Z'ye bütün kuru yemiş, baharat ve bakliyat çeşitlerini en taze haliyle bulabilirsiniz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Telekom karşısı. Telefon 814-51-51. Hasan Sesli Okuyucu. Her zaman en taze, en kaliteli kuru yemiş, şekerleme ve baharat. Hayalinizi hayalimiz yaptık ve sizin yerinize her şeyi düşündük. Geleceğinizi konfor ve kaliteyle şekillendiriyoruz. Size özel, modern mekanlar, sıcak bir yuva, emsalsiz dizayn anlayışı ile mutluluğunuzu inşa ediyoruz. Geleceğe tebessümle bakmak sizin elinizde. Emsal İnşaat. Emsal sizsiniz. www.emsalinsaat.net. Em
Kentsel İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Değerli izleyiciler, Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Burada sanki bir düğün havası var. Bir açılış var aslında. Evet, evet. Bu açılış nerenin açılışı merak ediyorsanız, aslında yabancı bir sektör değil. Yalçın Usta, Mehmet Usta yeni mekanında şimdi sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Hadi gelin içeriye bak. İçeride müzik var, ses var, topluluk var. Bakalım burada insanlar ne düşünüyorlar? Sözüm, kör olsun gözüm, çürüsün dizin, hacı can çavuk canıma değsin. Önüsüzüm, kör olsun gözüm. Evet, şimdi müthiş bir yere geldik. Eğlencenin güzel olduğu bir yere geldik. Ablacığım, gözyaşlarını tutamıyorsun. Çok duygulandın. Seni biraz tanıyabilir miyim? Neden ağlıyorsun? Ben Mehmet'le Yalçın'ın annesiyim. Beyli evlat yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Serişliyim, mutluyum. Allah bol kazanç versin, ikisine de hayırlı kazançlar nasip etsin. Çoluğuna çocuğuna bağışla. Amin inşallah. Çok duygulandınız şu anda. Yeni yerleri değil mi şu anda burası? Evet, yeni yerleri. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorlar? 12 yıldır yapıyorlar. Evet. Beraber olarak yapıyorlar değil mi? Evet, beraber olarak yapıyorlar. Beraber olarak. Biz o zaman başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de hoşçakalın. Evet, sizi tanıyalım biraz. Ben Mehmet'ten Yalçın'ın halasıyım. Evet. Açtığı dükkanda başarılar dilerim. Çok güzel, nefis. Sadece halası mı oluyorsunuz? Halasıyım, kaynanasıyım. Kayınvalidesiniz yani. Evet, kaynanasıyım. Siz neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Kızım çok şanslıymış diyor musunuz? Şanslı tabii kızım. Siz de duygulandınız. Tabii. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz inşallah. Bingo lingo şişeler, arakımı içtin kız bensiz. Arkadaşım, kolay gelsin. Sağ olun. Ne bekliyorsunuz burada ya? Vallahi yemek alacağız abim. Ne sırasını döner mi? Evet abim, Yalçın döner. Oo, döner. Evet. Oo, süper. Nasıl buluyorsun lezzetleri? Yeni bir açılış, yeni bir yer. Siz ne bekliyorsun, döner mi? Döner bekliyoruz, evet. Fiyatı da uygunmuş. Zaten bizim Antep milleti nerede ucuz oraya yerler. Ama kaliteli ürünler yapıyorlar. Tabii değil canım. Mi? Evet. Yıllardan belli kaliteli. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım burada daha neler var. Abi ne bekliyorsun? Ne sırası burası? Döner sırası abi. Ben burada olay var zannediyorum sanki, ama burada sanki insanlar yemek kavgasına girmişler değil mi? Yemek kavgası abi. Oo, süper. Afiyet olsun. Merhaba abla. Merhaba. Ne sırası bu ya? Bu Yalçın Dürüm Evi'nin sunduğu lezzetli dürüm evi. Dürüm bekliyorsun, paçam evet. Bekliyorsun, kebap bekliyorsun. Hangisi? Valla tavuk döner. İşte hangi dürüm elime geçerse. Hangisi eline geçerse bak, evet. Kalmaz. Hadi çabuk ol. Evet. Sevgili izleyiciler, içeri doğru ilerleyelim. Bakalım Yalçın Usta burada. Yalçın Usta, kolay gelsin. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Abi yeni bir yer, mükemmel bir yer. Bu ne kalabalık. Ben düğün abi, var. Her zamanki gibi bizim müşterilerimizin bırakmadığı gibi bugün de bizi bırakmadılar. Allah kendilerden razı olsun. Döner bayağı bir fazla. Evet abi. Dönerin harici farklı lezzetler sunmaya başladı. Tabii. Kebap dürümlerimiz var. Yanı sıra sabahları paça, çorba, beyran hepsi çıkmakta abi. Yalnız mekan 10 numara. Sizin sayenizde. Evet abi. Yok abi. Evet abi. Gen müşterilerimizin sayesinde. Kolay gelsin diyorum ben. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, döner ustamız da burada. Usta kolay gelsin. Sağ ol efendim. Kesiyorsun yine. Evet abi, mecbur kesmeye devam. Ömrün kesmekle geçiyor, farkında mısın? Evet abicim, farkındayım abi. Bak müşteriler bekliyorsun, müşteriler bekliyor. Sevgili izleyiciler, içeri doğru ilerleyelim, bakalım neler var içeride. Arkadaşlar, gel. Çok güzel döner var, bekleyin, alın. İçerisi, dışarısı yoğun bir izdiham var. İşte bu işin mimarı, ustası Mehmet Usta. Mehmet Usta, hayırlı olsun. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Güzel bir konser, güzel bir mekan. Ben dışarıdan gelirken sanki bir düğün mü var, dernek mi var, bir kavga mı var, ne oluyor? Yok, kavga falan yok da normalde yine bizde böyle kalabalık da bugün açılışı özel olduğu için müşterilerimiz sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Onlara bir yoğunluk var. Teşekkür ederim. Şimdi yeni mekanda ne hedefliyorsunuz, neler satacaksınız? Şu an yeni mekanımızda, şu an öncekinde döner vardı, dürüm çeşitleri vardı. Şu an kebap çeşitleri, paça, beyran 24 saat sınırsız hizmet var. Süper valla ya.
müşteriler var ya artık köylerin haricinde artık paça da beklemek için. Evet. Gece doğumun yoğunluğu var. Gece doğumun yoğunluğu var efendim. Şimdi buradan Gaziantep halkına neler söylemek istersin? İnsanlar tabakhaneye gelsinler. 112'ye uğrasınlar mı artık? Zaten 112 Gaziantep tanıyor. Söylememize gerek yok. Tanıyor artık paçını da iddialıyız. Kebap evet, da iddialıyız. Evet. Onlar da denemesini tavsiye ederiz. Buradan izleyicilerimize söylüyoruz. Mutlaka Yalçın Dürüm Evi tabakhaneye gelin. 14 şeyi tanıttı. Tamam, orada tamam. Lezzetler sunuyor. Biz müsaadenizle biz müşterilerle konuşmaya devam edelim. Tabii, size tabii. Hayırlı olsun tabii. Şimdiden. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi içerisi yoğun bir izdiham var. Sarayların altı bir şey gelmiş gibi. Hanım kız gel bakalım gel. Sen ne bekliyorsun? Döner mi aldın? Evet. Ne aldın? Kaç dürüm aldın? 10-20 döner. Oo, 10-20 döner. Karar veremedi ama 10 mu 20 mi? 20. 20. Kebap var mı içinde, döner mi var sadece? Sadece döner. Döner var. Tabii sen 112'den vazgeçemiyorsun değil mi? Al ablacığım. Hadi afiyet olsun. Güle güle. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, burası bayağı bir yoğun. Arkadaşlar da bekliyor. Arkadaşlar siz ne bekliyorsunuz? Döner bekliyoruz abi. Döner mi? Evet abi. Neden döner? Kebap ne dediğin? Vallahi abi. Yiyoruz abi, ben kebap yiyorum. Kebap mı yiyorsun? Bize çok övdüler abi. Bize. Şuradan gidiyorduk abi, orada baktı. Öldüler, bize geldik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Lezzetleri nasıl buluyorsunuz? Çok mu özlüyoruz? Devamlı geliyorsunuz abi, değil mi? Yeni abi. Bir konsept, yeni bir tasarım. Abi. Her zamanki gibi. Afiyet olsun. Abimizi yakaladık. Afiyet olsun. Sağ olun. Nasıl lezzetler, güzel mi? Süper. Güzel mi? Bir numara. Mehmet Usta bir numara. Mehmet Usta zaten yıllardır burada. He. Her zaman için eski konseptten yeni bir versiyonu geçti. Çeşitler bu oldu değil mi? Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol. Tamam. Nereye doğru gel abi Mustafa. İçeriz zaten yoğun. Arkadaşım afiyet olsun. Dürüm bitmiş. Evet abi. Neden erken bitirdin biz gelmeden? Abi güzeldi. İyi. Nasıl hani, bir lezzetleri vardı? Vallahi abi hem uygun hem güzel. Değil mi? Fiyat uygun, kaliteli, evet, güzel, evet, lezzetli, ustalığını evet, konuşuyorlar değil mi? Evet, canım, öyle. Afiyet olsun arkadaşım. İşte Mehmet Usta'nın oğlu Yalçın. Yalçın Dürüm Evi'nin ismi Yalçın. Yalçın sen ne yapıyorsun? Ben abi çalışıyorum. Hayırlı olsun yeriniz. Sağ ol abi. Nasıl, güzel mi işler, iyi mi? Evet, Allah'a şükür, çok şükür. Sen şimdi burada görevin ne abi? Masalara bakıyorum, ayranlara bakıyorum. Sen eksik olan jokersin. Evet. İşte bu işin mimarı, işte Mehmet Usta'nın ve Yalçın Usta'nın babası. Evet abi, hayırlı olsun öncelikle yeriniz. Biraz bura hakkında biraz bilgi ver bize. Eski versiyondan yeni versiyona geçtiğiniz yeni konsept, yeni ürünler. Ya benim bir bilgi veremem, ben gurur duyuyorum tek uçaklığa. Değil mi? Evlatlarımla gurur duyuyorsun. Ha. Vallahi ben seni kutluyorum abi. Sağ olun. Hayır, güzel evlat yetiştirmişsin. Gerçekten hizmeti de olsun, ürünleri de olsun, insanlar buradan çok çok memnunlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bol müşteriler diliyorum. Abimizi yakaladık. Abi, yalan dolana gerek yok derken tabii ki Yalçın abi, Mehmet abinin yanında tabii ki Yakup abi de geldi. Yakup abi. Abi hoş geldiniz. Sağ ol abi. Nasıl biliyorsun? Lezzetler sen nasıl biliyorsun? Süper canım. Eyvallah. Usta tamamıyla hakkını veriyor. Hani hakkını ver, hakkını al derler ya. Aynen öyle Antep usulü. Hakkını veriyor, hakkını var ya. Dalak satıyorlar mı burada? Yok işte, o yok abi. Tabii ki Yakup abinin dalak fiki var. Biliyorsunuz zaten sevgili izleyiciler. Eyvallah. Abi teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ne bekliyoruz burada? Dürüm bekliyoruz abi. Dürüm bekliyorsun. Ne yiyeceksin? Döner yiyeceğim. Döner yiyeceksin. Kebap yemeyi düşünmüyor musun? Afiyet olsun. Abi nasılsın, iyi misin? Arabi. Afiyet olsun. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi yoğun bir izdiham var burada. Açılışı özel değil burası. Her gün böyle. Tabii açılış olduğu biraz daha farklı oluyor. Arkadaşlar afiyet olsun. Ne bekliyorsun? Markayı almışsın. Döner markası mı? Kebap markası, ne markası mı? Arap Suriye. Arabi. Afiyet olsun değil mi abi? Sevgili izleyiciler. İsim ne? Hasan. Sen ne bekliyorsun Hasan? Döner. Döner bekliyorum. İki tane mi alacaksın? Evet. Hadi afiyet olsun sana. Sevgili izleyiciler, burası her zaman yoğun.
Abi ömrümüz var burada. Abi sen de bekliyorsun. Sen uyanıklık yapıyorsun. Direkt merkeze gidiyorsun. Kebap çeşitleri güzel olunca kebap çeşitlerinden tercih ettim. Sen kebap yiyeceksin. Evet. Nasıl buluyorsun? Yeni mekan. Güzel, evet. Temiz. Yeni mekan. Evet, yeni güzel. Tabii yeni konsept olması güzel, bence temiz, çok önemli. Şey, her şey güzel yani. Abi afiyet olsun şimdi. Sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Yalçın Dürüm Evi her zaman yoğun, kalabalık, izdiham var. Gördüğünüz gibi söylemeye gerek yok. Bakalım içeri doğru gidelim. Yine kalabalık, yoğunluk nasıl? Abi merhabalar, nasılsınız? Kaç tane marka aldın? Sayıyorum bak. 1, 2, 3, 5 tane dürüm alacak abimiz. Abi nasıl biliyorsun? Lezzetleri nasıl biliyorsun? Vallahi abi bizim Yalçın'ı tanıyoruz biz. Ha? Yalçın'ın yaptığı bir 10 numara. Değil mi? Evet. Abi tartışılmaz. Yaşanır. Yalçın'ın yanına git dedi. Usta seni gönderiyor. Yalçın dürüm evinden başka yeme diyor değil mi? Bak ne diyor? Ben Yalçın'dan alır gelirim dedim. Buraya kendini açtığından haberim yok. İşte. Ben Yalçın açmış git işte dedim. Vallahi teşekkür ederim abi. Afiyet olsun size. Abi gördüğünüz gibi içerisi dışarısı yoğun. Biz de başarılar diliyoruz. Gerçekten lezzete yakışır bir şekilde hizmet sunuyorlar. İnşaat'ın sunduğu Mola Saati programı sona erdi.